إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عزيز مسلم الله özüme ve size Allah'tan ona yaraşan şekilde korkmayı tavsiye ederim. Allah Azze ve Celle'ye sevginin alametlerinden en biri, en önemlisi de bir Müslüman yaşadığı hayatta kardeşliği iman üzere yaşamasıdır. Buna iman kardeşliği deyilir. Yeryüzünde olan insanların birbirlerinden olan irtibatları, dostlukları ve bir araya gelmekleri bir neçe kisme bölünmektedir. Birincisi, insanların birbirine olan yakınlığı nesilden dolayı olabilir. Kardeşlik, süt kardeşliği ve doğma kardeşlik. Ve hemçinin insanların bir araya gelmenin sebeplerinden biri menfaat. İnsanlar ticaret için, insanlar pul kazanmak için veyahut da meslek iş yoldaşı olarak bir araya gelmeleri de mümkündür. Üçüncü kısmı ise insanları birbirine bağlayan onların inancılarıdır. Buna iman kardeşliği veyahut da İslam kardeşliği denir. İman kardeşliği denildiği zaman başka dinlerde aralarında olan kardeşlik növü de buna dahildir. Lakin çünkü onlar da özlerini başka dinlerden olsalar da onlar da özlerini inanmışlar hesap edirler. Bakmıyorlar ki bazılarının aslında imanla hiç alakası yoktu. Bu bakımdan İslam kardeşliği, iman kardeşliği dediğim, gösterdiğim bu hutbede Müslümanların birbirine olan ünsiyetlerinin Allah için olmasının ehemmiyetini nezarda tuturam. Aziz kardeşler, iman kardeşliği İslam anlayışına göre Allah'a olan sevginin bir nişanesidir. İman kardeşleri bir Müslümanın Allah'a olan sevgisinin bir derin bir işaresidir. Allah Azze ve Celle Hucurat Suresinin 10. ayetinde buyurur. İnnel mu'minûne ihra fe aslihû beyni ahavaykum. Hakikaten müminler kardeştirler, onların arasını ıslah edin. Hemçin Allah Azze ve Celle Tövbe Suresinin 71. ayetinde buyurur. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ Mümin kadınlar ve mümin kişiler birbirlerinin dostlarıdır. Yani mümin kişiler özel varında, müminet kadınlar özel varında birbirlerinin dostlarıdır. Bu dostluk, bu sevgi, bu beraberlik, bu birlik onları bir araya getirmenin esas sebebi Allah'ın Allah'ın zatıdır. Allah'a olan sevgileridir. Allah'a olan inancılarıdır ki bu kardeşleri, bu birliği onlar bunun sayesinde birleştirirler. Ve bir Müslüman olarak her birimize vaciptir ki eğer bir araya gelirse, birbirimize dost değilse, birbirimize kardeş değilse, Müslüman önde bir araya gelirse bu gelmelerimizde olan gerçek mananın,
gerçek sebebi ve gerçek anlamı nedir? Bunu bilmemiz lazımdır. Çünkü Müslüman kardeşliği eğer Allah'ın zatına göre olmazsa bu iman kardeşliği veya da İslam kardeşliğinin tam manasına gelmez. Çünkü kardeşler, bir insan bir insana kardeşimsen demeyi, dostumsan demeyi o kelimenin gerçek manasını yaşanmasına delalet etmir. Ne kadar birbirine dost diyen var ki öyle birbirlerine duyu kazanlar onlardır. Ne kadar birbirlerine kardeşim diyenler var ki öyle birbirlerini tora salan, birbirlerini başkasına yemeyenler onlardır. Ona göre sadece malumdur ki İslam anlayışına göre dinle demek bir meselenin hakikatine delalet edemir. Bir meselenin hakikatini bilmek isteyen onun amelde ve hayat tatbikatında gerçek şekilde olmasını göstermesi lazımdır. Ve bu bakımından da eğer bir insan bir adama sen benim din kardeşimsen değilse, sen benim din dostumsan değilse mütlak bunu Allah'ın zatı için etmelidir. Böyle olduğu sürece, sen hayatta olduğun sürece kardeşliğin son nöktesine gibi yaşayabileceksen, eksi takdirde senin kardeşlerin muhakkati, senin kardeşlerin sahte ve gerçek olmayan bir beraberliktir. Bugün aziz kardeşlerim, İslam aleminin, İslam coğrafyasının yitirdiği en büyük meselelerden biri Allah'ın zatı için kardeş olmalarıdır. Kardeşlik değiller, yoldaşlık değiller, dostluk değiller. Ama bunun hamısı dindedir sadece. Eğer Müslümanlar İslam coğrafyasında kardeşliklerini ve dostluklarını Allah'ın zatı için, Allah için, İslam için, iman için tutmuş olsaydılar bugün Müslümanların düştüğü bu halı hiç kes görmezdi. Geçmiş dönemde de Müslümanların mesai çok değildi. Ne siyasette başkaları kimi veyahut da ordu veyahut da silah veyahut da müdafiye meselelerinde de başkalarının güçlü değildiler. Müslümanları ayakta tutan, kelebek çaldıran, Müslümanları dik saklayan ve Müslümanları heybetini başka milletlerin içinde yükselten Müslümanların birbirlerine olan saygıları Allah'ın zatı için olmasıydı. Osmanlı İmparatorluğu tarihimize en yakın İslam İmparatorluğudur. Eğer İslam'ın birliğine İmparatorluğu demek doğrudursa. Veyahut da İslam hakimiyeti. Bakın kardeşler, ben konuşmuyorum halifelerin dönümünden. Abu Bakır, Ömer, Osman, Ali, radıyallahu anhum, ecmain, bunların dönümünden danışmıyorum. Ne Emevilerin dönümünden danışmıyorum. Ne Abbasilerin hilafetinden, tarihimize en yakın Osmanlı döneminden danışıyorum. Avrupa'nın iki ülke arasında hansı ki ittifakları var idi. İki Avrupa ülkesinin arasında serhadde atış veyahut da torpak üstünde muharebe baş verdiği zaman Osmanlı devletiyle ittifakı olan Avrupa ülkelerinin biri Osmanlı hakiminin birine yardım ister. Bakın, der ki senle benim aramda ittifak var ki birbirimize yardım edeceğiz, serhadımızı koruyacağız. İki Hristiyan ülkesi birbirine girerken o biri Hristiyan ülkesi Osmanlı hakiminden yardım ister. Osmanlı hakimi ordu gönderir mi? Gönder mi? Pul gönderir mi? Gönder mi? Silah gönderir mi? Gönder mi? Sadece bir neçe askerinin formasını gönderir ki askerlerimize giyindirin, serhatta korumlar dursun. Komşusu olan Hristiyan ülkesinden, komşusu olan Hristiyan ülkesinden gelen ordular Osmanlı ordusunun askerinin paltarını görerken Osmanlı'nın orada durduğunu zannederek korkarak geri kaçır. Ta
Tartan'ı ya Muharrem'i beğendirin. Ohdi heybet var idi. İzzet var idi. Müslümanın gücü var idi. Müslümanın adı sanı şöhreti var idi. Ama bugün İslam'ı Müslüman olduğunu insan gizlemeye çalışıyor. Yüz tane şekil, yüz tane libası değişirler ki Müslüman oldukları bilinmesin. Çünkü İslam alemi, Müslümanların coğrafyası kardeşliği yitirmiştiler. Veyahut da yitirmek üzeredirler. Sadece dilde kardeşlik demeyle bu mesele burada bitmiyor. Bu dilde olanı emelere çevirmek lazımdır. Bir Müslüman olarak bilmemiz lazımdır ki kardeşler, kim istersen tek ferdi şekilde, istersen toplum şeklinde, kim yaşadığı kardeşliği, yaşadığı dostluğu Allah rızası için yaşıyorsa, bilsin ki Allah dergahında sakladığı fazileti ona bahşetmiştir. Bakın Allah Kur'an'da ne buyuruyor? وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Siz birbirinize düşman idiniz. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا Siz Allah'ın size bahşettiği nimeti hatırlayın. O ki sizin kalplerinizi birleştirerek size nimetini arz etti. Eğer sen İslam kardeşlerini Allah için yaşıyorsan, Allah'ın sana lütfunu, sana faziletini bahşettiğini bil. Sen sadece İslam kardeşlerini yaşayan deyip de arkasında bunu yaşamadığına onunla karşı tarafa hürmet koymanında meksedin, şahsi dünyavi menfaatindirse Allah'ın sana verdiği nimetten mahrumsan. Aziz kardeşler, Allah için sevgi, bir Müslümanı Allah için sevmek, insanı Allah'ın sevgisine bağlayır. Seni Allah'ın sevgisine aparır ve senin Allah'a olan sevgini mühkemlendirir. Kim kardeşlerini Allah için etmirse, ne o insan Allah'ın sevgisine terefki edebilmir, ne de özü Allah'ı sevebilmir. Sahtekar bir insan olur bu hayatta. Sahih Müslim'de hadis var. Bir gün bir kişi yaşadığı kentten gelip çıkıp başka bir kente gelir. Oradaki bir Müslüman kardeşini ziyaret etmeye. Allah Azze ve Celle melek gönderir ki get kulumun kabağına karşısına geç, onun gidiş meksedini sorumla sorgulayacak. Melek yolda karşısına gelerek deyin ki hayırdır sen. Diyelim bu karşıdaki kentte olan bir kardeşim var, dindar kardeşim var, onu ziyaret etmeye gidiyorum. Diyelim belki aranızda herhalde bir anlık vermediğiniz meseledir sana öyle yapan. Belki birbirinize olan hürmetinizdir. O seni ziyaret edip ve yardım edip diye evezini vermeyi için getirsen. Diyelim ki hayır, Allah'a and olsun ki aramızda ne bir menfaat, ne bir minnet, ne de bir hesaplaşma var. Ben onun yanına gitmemde meksedim Allah'ın rızasıdır. Allah'ın rızası, Allah'ın bana verdiği fazileti itiraf etmeyinden dolayı gidiyorum. Ben bunu Allah için ediyorum ki Allah dergahında onun emrettiği şekilde İslam yaşamanın bir nişanesi olsun. Allah meleğe bildirir ki ona değilim ki o kardeşini benim için sevdiğine göre bilsin ki ben de onu sevdim. Senin kardeşine olan sevgim seni Allah'ın sevgisine aparır. Sen kardeşime Allah için sevgi beslemişsen sen Allah'ın sana olan sevgisinden mahrum olursan. Ona göre ben onların haline ki bir insana seni Allah için seviyorum deyip ortada Allah'tan başkasının sevgisidir. Ve kıyamet günü el
rahmetullah sahihleştirir. Hadis-i Kudüs'te gelir ki Allah buyurur, birbirini benim için sevenlere birbirini benim için sevenlere sevgim vacip oldu. Kimler birbirini Allah için sevirse benim de onları sevmeyim vacip oldu. Kimler birbiriyle oturmaklarında, bir araya gelmeklerinde, bir mecliste oturmaklarında meksat benim içindirse onlara sevgim vacip oldu. Kimler birbirlerini ziyaret edirlerse benim için onlara sevgim vacip oldu. Kimler birbirlerine destek olursa sağ ol diye değil, minnet etsinler diye değil, ettikleri hürmeti başına çaksınlar diye değil, Allah için olan hiçbir yakşılık ne dar günde ne pis günde insanın başına çakar mı? Allah için olan her şey kendine gidene kimi sende kalır. Allah için olmayan bütün havası her bir imtihanında ortaya çıkıyor. İhlasın pozu olmasın en büyük sebebi sen ettiğin yakşılığı dilinde ezber etmelidir. Yaklaşında saklamalındır. Ve onu utanmadan dilime getire getire durmayandır. Onu bir aziz kardeşim tersi fikirle. Benim için birbirlerine yakşılık edenler. Sen bir adamı öyle bilsin ki İhran bir adamın kolundan tutup kaldırmışsan. Gemini bir adamın sevinmeye sebep olmuşsan. Hasta bir adamın şafa tapmalarında elin olur. Borcunu bir insanın borcunu demeyinde senin tersinin olur. İmanı zayıf insanı destek olup imanlardır bana sebep olmuşsan. Bir insan azarken kolundan tutup hidayete sebep olmuşsan. Kime ne etmişsen ise, Allah için etmişsen ise, Allah'ın verdiğini unutma ki Allah buyuruyor, benim sana rahmetim vacip oldu. Ona göre kardeşler, mesela güneş kadar İslam'ı hükümler aydındır. Kim bu hayatı İslam ışığı altında yaşamaya çalışırsa dünyası dolu olduğu gibi ahireti de dolu olacaktır. Kimle hayatını İslam ışığı altında yaşamalardan imtina ederse nefsine göre, menfaatine göre çalışırsa dünyasını boş bıraktığı gibi ahiretini de zayi edecektir. Gelin dünyamızı doldurduğumuz gibi de ahiretimizi de doldurak. Ahiretimiz de güzel olsun. Dünyamızı puç ederken ahiretimizi de itirmeyek. Aziz Müslümanlar, Allah için olan kardeşlerin en büyük semerelerinden biri de sen bu kardeşleri, bu dostluğu, bu beraberliği Allah için ettiyse kıyamet günü hiçbir yerde kölgenin olmadığı bir yerde Allah'ın erşinin kölgesinde olacaksın. Hadiste gelmiştir ki kıyamet günü güneş insanlara çok yakın olacak. Güneşin istisinden insanların beyinleri kaynayacak. İnsanlardan akan terlerden insanların terleri dizlerine kadar, köbeklerine kadar, boğazlarına kadar kalkacak. İnsanlar susuzluk ve çok dehşetli bir anda olacaklar. Ne dostun, ne sahibin, ne malın, ne mülkün, ne evin, ne eşin, senin hiçbir köbekçin olmayacak. O gün hatta peygamberler bile ey nefsim, ey nefsim, canım kurtarsın bu azaptan diye Allah'a yalvaracaklar. O gün Allah mahşer meydanında bin yeri o günün istisinden, hararetinden koruyacak. Erşinin kölgesi olacak. O kölgenin altında olan hiç kese eziyet çekmeyecek. O kölgenin altında olanlardan biri de birbirlerini mez Allah için sevenler olacak. Allah için. Pul için, mal için, vazife için, plan için, görev için, ne için, ne için, ne için değil. Özümüzü kardeşler, nefsimizi tezeleyelim. Nefsimizi hesaba çekelim. Özümüzü aldatmayalım.
Ve uzanmak mı ya? Naçtı, naçtı. Dindi, dindi. Naçtı hesaba çekip İsa'ya çalışacak. Dindi mehken tutup artıracak. Yoksa nefsimize uyarken uyumuruk da nefsimize şeriyete uyumuruk deyip özümüze aldatmıyor. Hem aldatmak hem de yalan. İki şeride çok olsa bir insan cennet bulmalıdır. Başka bir hadiste gelir. Allah Azze ve Celle buyurur. Hadis-i İmam Müslim rivayet edilir. Ebu Hüreyre'nin hadisinden. Benim için Allah mehşer meydanında çağıracak. Bilirsiniz. Mehşer meydanında insanlar oturarken Allah'ın rahmetini gözleyecek herkes. Adım çekile. Sana Allah'tan bir hayır nida gelen. Melekler gele senin yanında sana destek ola. Bu şeyleri gözleyecek sen orada öldürün sürecek. Bu vakti Allah çağıracak. Benim için birbirlerini sevdiklerim harbadır. Ne diyeceksen? Bu insanı Allah için sevirsen sen, ya Rabbi ben buradayım diyeceksen. Allah'a edebileceksen mi? Hayır. Sen bu tür melek edebilirsen, hatalı edebilirsen, etrafındaki insanları edebilirsen, çünkü senin kalbini kimse bilmiyor. يَعْنَ مُخَائِنَةَ الْاَعْيُنُ وَمَا تُخْفِ السُّدُورِ. Kalbinizde, bakışınızda gizlediklerinizden de Allah haberdardır. O gün Allah kendini bildiğim için, Allah nida edecek, benim için birbirlerini sevenler harbadır. Kalkıp diyeceksen ki, ya Rabbi benim burada. Benim senin kullarını Allah için seven, Allah diyecek kimi? Diyeceksen fulanı, 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 fulanı. Bakın nereye bulu halde Allah ne diyecek? Ben seni öz kölgeme davet ediyorum. Sana bugün bu güneşin istisi tesir etmeyecek. Allah'ın emriyle senin durup kölgesinde duracaksın. Yalan varsan senin sözünün itibarı olmayacak. Çünkü sen Allah'ın et zaman olmadığını bilmeyeceksen. Aziz kardeşlerim ve mehterem Müslümanlar. Fikir edin bu meseleye. Öyle bilmeyin. Öyle bilmeyin. Allah için dostluk etmek, Allah rızası için kardeşlik etmek asan rahat bir meseledir. Allah'ın rahmeti ve dönmek erşin altında seni duracak durmanın sebep olan hatta peygamberlerin şehitlerin bile seni kıskanmasına sebep olan bir emel asla asan değil. Sen her gün öz nefsini hesaba çekmedikçe gerçekten Allah için kimi sevip sevmediğini bile bilmezsen hadise fikir verin. Görün bu emel çetin olduğuna göre Allah için birbirini insanın sevdiği çetin olduğuna göre bakın bu emelin çetinliğinin işaresi nedir? Hadiste gelir İmam Ebu Davud rivayet edilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Hadis-i Kudüs'te gelir. Allah buyurur ki benim kullarımdan bir toplum insanlar var ki onlar ne peygamber değiller ne de şehitler. Lakin onları şehitler de peygamberler de ahiret günü kıskanacaklar. Allah'ın onlara verdiği mevama göre. Subhanallah. Allah bir toplum insana ele mevam verecek ki cennette onların yerini gören peygamberler ve şehitler kıskanacak onları. Ki bunlar ne emel sahibidirler ki o mevama ulaşırlar. Ne şehit değiller ne peygamber. Sahabeler dediler ki ya Resulallah belki onların kimler olduğu hakkında bizlere malumat veresen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlar aralarında hiçbir kohumluk olmadan hiçbir dünya pumanı pulu hiçbir menfaat olmadan yalnız ve yalnız
birbirlerini sevenler olacak. Onların sifetlerinde nur olacak. Onların sifetlerinin nur gark edecek. Nur kimi, ay kimi onların yüzlerine saçacak. Onların yüzleri parıldayacak. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlar neyin ki o yüksek megamda, neyin ki onların sifetleri nur topu kimi parıldamalı, onlar o günün dehşetinden korkmayacaklar. Ve o gün onlar asla kederlenip gönlenmeyecekler. Şehitlerin kıskançlığına sebep olamadır. Keder yoktur. Kem yoktur. Korku yoktur. Uca bir megamdasan, salih emelin sayesinde sifetin nur saçır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ayarı okuyor. Ela inne evliya Allahi la khawfun aleyhim ve lahum yahzanun. Hakikaten Allah dostları, Allah için dostluğu verenlere o gün ne bir korku ne de bir keder olacak. Allah bizi onun rızası için birbirlerini sevenlerden etsin. Amin. Menfaat köleleri, menfaat dostluklardan bizleri ihlas eylesin. Müslüman olarak yaşatsın. Müslüman olarak ölmeyi nasip eylesin. Ekûmine tesmaûn. Ve estağfurullah razim ve li ve lekum ve lisâri muslimine min kulli zembe. Fe estağfurullah innehu huvel gafurur rahim. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي الله المصطفى وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kardeşler sadece iddia değil kardeşler bunu subut edilen emeller lazımdır. Buna da şeriat terminde şeriat yönteminde buna hukuklar denir. Hukuk. Bir müsaade olarak eğer birbirimize olan hukuklarımızı yerine getirmesek sözümüzde yalancı olur. Bu hukuklardan görüştüğümüz zaman en azından birbirimizin yüzüne tebessüm etmemiz lazımdır. Ve kardeşlerin haklarından hayırlı işlerde yardımlaşmamız lazımdır. Harada hayır var, harada dinin karışması, kardeşe yardım var, mutlak birbirimize Allah için yardım etmemiz lazımdır. Ve Müslüman Müslümanı aldatmamalıdır. Müslüman Müslümanı zulmetmemalıdır. Ve seni bir kardeşin davet edildiğinde imkan dahilinde kardeşinin davetine icabet etmelisin. Ve Müslüman kardeşinin gıybetini etmemelisin. Müslüman kardeşlerin arasını vurmamalısın. Ve Müslüman kardeşine mehter atmamalısın. Ve Müslüman kardeşini ele salıp alçaltmamalısın. Alçalt. Müslüman kardeşini alçaltmamalısın. Bugün en çok yayılmış hastalıklardan biri de budur ki bir insan başka bir Müslümanı, başka bir Müslümanlar özünü pullu gördüğü zaman, özünü güçlü gördüğü zaman, özünü imkanlı gördüğü zaman, özünü etraflı gördüğü zaman başka Müslümanları küçümseyir. Sen bir Müslümanı küçümsedinse Allah da seni küçümseyecek. Sen bir Müslümanı hürmetine yakın altına aldınsa Allah da senin hürmetine ayaklar altına edecek. Müslümanın kimliği korunmalıdır. Bir Müslüman, yeryüzünde olan bütün diğer Müslümanlar olan varlığımızdan üstündür. La ilahe illallah ehlinin tahtının kıymeti bilinmelidir. Sen tahtir ederken, tevhid ehli olan, la ilahe illallah kelimesini telaffuz eden birini tahtir etmiş olursan bunu bil. Allah müminleri vasf ederken Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Ruhamâ'u beynahum. Onlar öz aralarında birbirine karşı şefkatli, birbirine karşı yumuşak, birbirine karşı rahimkardır. Eğer bir Müslüman başka birini kolluğun gücüne küçümseyirse, vazifesine güvenip küçümseyirse, kuluna güvenip küçümseyirse, bu insan aslında özünü küçümsemiş olur, özünü küçümsemiş olur ve inandığı Allah'ın şeriatına ayaklar altına atmış olur. Çünkü fazileti veren Allah'tır,
Faziletten hesaba çöker de Allah'tır. Kime ne verir, sonra verir Allah'tır. Sen kimin mümkünü kimisi tekkül edipsen? Kardeşler, çalışın. Kimse kimese torba dikmesin. Kimse kimese torba dikmesin. Ve enkulûne ve enkulullah. Vallahu hayrul makirin. Onlar hile kurular. Birbirler ki Allah hile kurularının en hayırlısıdır. Kim kime torba dikirse Allah onu en ekser alır. En diktiği torbanın içine salır. Sen birini gözden salmaya çalışırsan gözden salmanın için vehtem atıp, iftira atıp kardeşimi de kendimsen senin buna onu kardeşler bunları zarar verip bilmiyorsun sen. Bunu dolanıp, fırlanıp, gelip senin göz başına çakılacak. Sen bir kardeş var, karşı her halsı bir hile kurursan o hile gelip seni tutacak. Allah buyurur ki, hile sahiplerinin kurduğu hileler onların özlerinden kalktı. Bugün sahtekarlar çoğalır. Bugün kenardan olan düşmanlara ihtiyacımız yoktur kardeşler. Dikkat bakılırlar. Kırak kere olan düşmanlara bakmaya, onları saymaya, onlardan ehliyet etmeye gerek yoktur. Müslümanların arasında olan hainler, şerefsizler, alçaklar, dilini kepik küpüye satıp, şerefli ayaklar altına atanlar o kadar çoktur ki, senin yanında olarken, bir kepiye, bir pula, kimse yanında hürmet olsun diye seni kuyuya salır, seni behtem atarak seni ayaklar altına atır, seni behtem atarak senin tutulmanı bile arzu edin. Sana zarar vermeye arzu edin. Allah bir insanı koyarsa, kimse ona zarar verebilmez. İnancımızın temeli. Allah seni zarar vermek istese, bütün cinler ve insanlar yığılsa, kimse seni zarar vermez. Allah, İbrahim Aleyhisselam'ı Nemrud'un odundan korudu. Allah, Nuh Aleyhisselam'ı herkese mahvettiği denizden korudu. Yunus Aleyhisselam'ı Allah udumuş balığın karnından gördü. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i Yahudilerin kurduğu tuzağından gördü. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i 23 yıl boyunca müşriklerin, dinsizlerin, münafıkların kurdukları hileden gördü. Hiç kimsesi olmadığı zaman yalnız olarken Allah onu küçük bir mağarada müşriklerin şerrinden korudu. Allah bir Müslümanı korularsa kimse ona zarar verebilmez. Buna şüphesi olan münafıklar kedi limonlarını tazelesinler. Dostlarına, yakınlarına zarar vermek için şahsi menfaatlerine göre vehtem atıp şer atanlar geçsinler öz kişiliklerini, öz şereflerini, öz insanlıklarını ve imanlarını hesaba çeksinler. Biz bir Müslüman insanız. Kadere inanmış bir mümin, Allah'a inanan bir şahsiyetler olmaya çalışırız. Onun için aziz kardeşler, bu iman hassası çok önemlidir. Allah'a tevekkül, Allah'a güven, Allah'a karşı samimi olmak. Sen Allah'a samimisen sen Allah'ın kabağında dürüst kulsan Allah seni hemşe koruyacak. İnne Allah'a yudafi anillezine amin. Allah gerçek iman edenleri her zaman koruyacak. Ona göre vay olsun sahtekarlara, vay olsun küzlülere, vay olsun dinini, yüzünü, kişiliğini dünya çöpçöpüne satanlara, vay olsun, an olsun, dostunun yanında onun ayıplarını aktararak başkalarının yanında torbasını dikmeye çalışanlara, an olsun o insanlara ki kişiyle söz üzme diye bilmiyor arkamdan danışanlara, vay olsun, an olsun o insana ki şahsi menfaatine göre
bize gelen insanların şerrinden korusun. Amin. Kimler Müslümanlara, iman ahline, tövhid ahline, torba kimse hile kursa Allah onun başına getirsin bunu. Amin. Allah onu öz kurduğu hilenin içine salsın. Amin. Ve elini açıp kömeği istediği zaman Allah ona ondan kömeğini kessin. Amin. Ve kesler ki bu düne hizmet edilen için çalışırlar. İslam olduğu şekilde tembih etmeye çalışırlar. En bahane ve kıymetli şeylerdir. Şeriatın bagası ve ucası için şey sarf edinler. Allah onları korusun. Amin. Allah onları ucaksın. Amin. Allah onları bütün pisliklerden hifz eylesin. Amin. Ve bizi Müslüman olarak yaşatsın. Müslüman olarak ölmeyi nasip eylesin. Amin. Allah bizi nefsimizin şerrine hiçbir göz kırpmaya bile bırakmasın. Amin. Ve bizleri peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle haşir eylesin. Bilmediklerimizi öğretsin, bildiklerimizi amel etmeyi nasip eylesin. Amin. Sözlerimizde ve amellerimizde ihlas nasip eylesin. Resulullah Aleyhisselam ve Berkele Nebine Muhammed.